Bugünkü videomuzda RCD snubber devrelerini yakından inceleyeceğiz. Aynı zamanda transformatörlü güç kaynaklarında RCD snubber devrelerinin nasıl kullanılacağını ve neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım. Öncelikle RCD snubber devresi nedir? RCD direnç, kondansatör, diyot devre elemanlarının isimlerinin İngilizce olarak kısaltılmış halidir. R direnç, C kondansatör, D diyotu temsil eder. Güç elektroniği devrelerinde transformatör, MOSFET, veya IGBT gibi anahtarlama elemanlarını yüksek frekanslı gerilim sıçramalarına karşı korumak için kullanılan bir devre elemanıdır. Bu devre elemanı anahtarlama anında oluşan ani gerilim yükselmelerini sönümleyerek Yarı iletken elemanların ömrünü uzatır ve devrenin daha kararlı çalışmasını sağlar. Bir RC snubber devresi genellikle bir direnç, bir kapasitör ve bir diyottan oluşur. Kapasitör devredeki ani gerilim sıçramalarını üzerine alırken direnç bu enerjiyi ısıya dönüştürerek sönümler. Diyot ise enerjinin kontrolsüz şekilde geri akışını engeller. Böylece sistemin güvenliğini ve kararlılığını arttırır. Peki transformatörlerle kullanımı neden bu kadar önemli? Gelin birlikte bu sorunun cevabını bulalım. Özellikle anahtarlamalı güç kaynaklarında transformatörün primer tarafında yapılan anahtarlama esnasında sızıntı endüktansı kaynaklı istenmeyen yüksek frekanslı gerilim zirveleri oluşur. Bu beklenmeyen gerilim sıçramaları anahtarlama elemanlarının aşırı strese girmesine hatta zamanla bozulmasına neden olabilir. İşte RCD snubber tam da bu noktada devreye girer. Gerilim sıçramalarını sönümleyerek hem transformatörün hem de tüm güç kaynağı yapısının daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlar. Eğer RC snubber devresi bozulursa, kullanmış olduğunuz MOSFET büyük ihtimalle bozulmuştur. MOSFET'in bozulduğunu tespit ettiyseniz, RC snubber devresindeki elemanların da değiştirilmesi ve ölçümünün yapılması gerekebilir. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Şimdi simülasyon ortamında hazırladığım devreye göz atalım. Burada bir transformatör devresi görüyoruz ve yüksek pik gerilimlerin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Anahtar ile snubber devresini kullanılmaz hale getirdiğimde pik gerilimlerin nasıl ortaya çıktığını göreceğim. RCD snubber devresini devreye eklediğimizde bu piklerin nasıl azaldığını ve devrenin daha stabil hale geldiğini birlikte göreceğiz. Bu işlem sırasında grafikler yardımıyla gerilim ve akım dalga formlarını da analiz edeceğiz. Devredeki anahtarı kullanılarak Snubber devresinin kullanımını kaldırıyorum. Yani Snubber devresi artık devrede herhangi bir etkisi olmayacak. Şimdi yüksek gerilim piklerinin oluştuğunu görebilirsiniz. Bu gerilimler özellikle güç elektroniği devrelerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdi ise RCD Snubber devresini aktif hale getiriyorum. Görüldüğü gibi Pik gerilimler önemli ölçüde azaldı ve devrenin kararlılığı arttı. Bu basit ama etkili yöntem tasarımlarımızda güvenliği ve performansı arttırmak için büyük önem taşıyor. Transformatör devrelerinde pik gerilimlerin oluşmasının temel sebebi transformatörün manyetik özelliklerinden kaynaklanır. Transformatörler içerdikleri bobinler nedeniyle birer endiktördür. Endüktans, manyetik alan oluşturma eğiliminde olan bir elemandır. Transformatör devresindeki anahtar hızlı bir şekilde açıldığında ya da kapandığında bobin üzerinde akan akımda ani bir değişim olur. Bu ani değişim endüktörün temel bir özelliği olan akımdaki değişime karşı koyma Lenz yasası eğilimini tetikler. Bobin akımdaki ani değişime tepki olarak kendi üzerinde bir gerilim indükler. Bu gerilim ani değişmelere karşı koymak için çok yüksek değerlere ulaşabilir. İşte bu oluşan ani ve yüksek gerilimlere pik gerilimler diyoruz. Bu pikler devrede kullanılan anahtar, transformatör ve endüktans değerlerine bağlı olarak değişebilir. Eğer bu pikler kontrol edilmezse transistör gibi hassas elemanlara zarar verebilir ya da devrenin verimliliğini düşürebilir. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.